Efendim hepinize merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Politik gündemde birlikteyiz. Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Akgün. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Ne kadar hızlı, yoğun bir hafta oldu değil mi? Özellikle G20 zirvesi Japonya, evet. Osaka'da. Evet, evet çok evet. Hızlı bir şekilde hareket etti. Hocam şimdi G20 zirvesini bir değerlendirelim isterseniz. Benim burada dikkatimi çeken liderlerin bu aile fotoğrafının yanı sıra Trump'la Erdoğan'ın görüşmesinde S-400 konusunda ve F-35 konusunda problem olmadığı ortaya çıktı. Evet, evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi G20 toplantıları özellikle son yıllardaki toplantılar itibariyle çok popülaritesini arttırdı. Biz de Antalya'da yapmış olduğumuz toplantıda da ev sahipliğini yaptığımız zamanda da aynı şekilde etkili ve güçlü bir program halinde bunları sunmuştuk. Evet. Şimdi Osaka'daki toplantı da bu devam eden toplantıların ekonomi ayağında dünyanın gelişmiş 7 ülkesinin dünyadaki gelişmeleri değerlendirmeleri, nasıl değerlendireceklerini incelediğimiz bir program. Tabii yıllar itibariyle çeşitli konular gündem oluyor. Ancak bu sene dünya Amerika ile Çin arasındaki bu ticaret savaşlarına daha çok odaklanmış oldu. Bu Çin ticaret savaşı sona erecek mi? Amerika buradan başka bir alana geçecek mi? Dünya bunu konuşurken bizim de gündemimizde Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasındaki S-400 görüşmesiydi. Bizim için gündem olan, önemli olan. Tabii bizim için derken burada biz kimi temsil ediyoruz? Biz çok kişiyi temsil ediyoruz aslında. Mesela iktidar partisi bunun usulet ve suhuletle çözülmesini istiyordu. Yani Trump'la bu tartışma normalde tatlı bir şekilde Türkiye derdini anlatsın ve çözümlensin istiyorlardı. Muhalefet kanadı bak ben demiştim, biz sana söylemiştik, ben yapamadım ama Amerika seni bak bu konuda nasıl hırpalıyor, sen şimdi görürsün mesajını daha çok içselleştirmişti. Tabii ticari çevreleri buradaki S-400 konusunda Türkiye ile Amerika'nın anlaşmasını ve bu gerilimli ortamın dinmesini istiyordu. Tabii burada bir de şey var, Türkiye'nin güney bölgesi var. Güney bölgesi var. Orada Suriye ve Irak'taki güçler var. Bir de daha güneydeki Güney Afrika ile başlayan, Suudi Arabistan'la devam eden orada bir cephe açıldı. Afrika ve Orta Doğu cephesinde. Bu bölgedeki ülkeler de Türkiye'ye ayar verilmesi, Türkiye'ye bir şekilde dur denmesini istiyorlardı. Yani buradaki biz kelimesinde Amerika ile görüşen herkes aslında farklı bir kendine göre alması gereken bir mesaj ya da bir beklentisi vardı. Ama tabii G20 özü itibariyle ekonomik ve ticari bir zirve. Ekonomik ve ticari bir zirve olduğu için. Peki amacına ulaştı mı G20 zirvesi? Ekonomik ve ticari bir zirve olduğu için beklentilerin daha önceden biliyorsunuz ekonomide beklentileri satın alıyoruz ya. Evet. Gerçekleri satıyoruz ama beklentileri satın alıyoruz. Önceki beklentiler burada Türkiye'nin lehine olabilecek gibi olduğu için Türkiye'de dolarda biraz gevşeme yaşamıştık. Yani gerilimin boyutlarının devam edeceğini hissetseydi ekonomi çevreleri orada biz doları başka türlü bir seviyede ilk tepki ondan geldiği için Türkiye'deki dolar alımlarının yerlilerin ve yabancıların dolar almaya devam etmesiyle de Merkez Bankası cephesinden bunu gözlemleyecektik. Dolayısıyla tepki de faizden gelecekti. Faiz yükselerek doları Türkiye'de tutmaya ya da Türkiye'ye dolar girişini sağlamaya çalışacaktı. Ya böyle bir şey olacaktı. Bunlar olmayınca otomatikman ne oldu? Otomatikman dolarda gevşeme oldu. Yani Türkiye mesajını verecek. Türkiye derdini anlatacak. Türkiye derdini anlattı. Peki hocam bu zirveye katılan ülkeler G20 zirvesinde. Evet. Bu ülkelerin hepsi gelişimi tamamladı mı? Yani hepsi tamamlamadı tabii. Yani Türkiye'den daha işte gelişmekte olan ülkeler içerisinde özellikle daha geri ülke var mı? Yani Türkiye'nin oradaki G20 zirvesinde öne çıkan özellikleri ne? Türkiye bu tip toplantılarda başkalarının gözünden aktaralım. Pazar olarak ortaya çıkıyor daha çok. Çünkü 80 milyonluk bir nüfus var. Evet. Biz yani, Türkiye olarak pazarız. Pazar yani. Çünkü gelişmiş ülkelerin malını sattıkları bir pazar durumundayız. Daha şu anda pek çok ekonomik yapı ve düzenlemeler kurallara ve kanunlara bağlanmış değil. Evet. Bundan dolayı da Türkiye'deki bir takım
serbestlikleri lehine çevirmek isteyen ülkeler var. Ülkeler de bunu gayet iyi şekilde kullanıyorlar ve Türkiye'yi pazar olarak değerlendiriyorlar. Türkiye burada tabii ticaret hacmini 500 milyar dolar gibi bir hedefe yükselterek, buraya doğru çekmek isteyerek aslında daha farklı bir konum, bir pozisyon almak istiyor. Bunu da gelecek günlerde göreceğiz. Yani artık 5 sene, 10 sene sonraki bizim çocuklarımız ve bizden sonra gelen nesiller Türkiye'nin bu toplantılardaki pozisyonunun kendilerine nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye bıraktığını görmüş olacaklar. Evet, G20 zirvesi aslında genel anlamda baktığımız zaman bu zirveye katılan ülkeleri kısmi olarak tatmin etti gördüğüm kadarıyla. Başta biraz söylendiler şuna dolayı. Yani Çin'le Amerika mı var burada sadece? Biz neci oluyoruz? Burası G20, G2 değil. Evet. Bunu bu şekilde biraz konuştular. Sonra? Sonra herkes birbiriyle diyalog, ikili herkes görüşmeye, tabii ikili görüşmeler, eteklerindeki taşları dökmeye başlayınca bunlar farklı bir boyuta evrilmiş oldu. Orada tabii Trump'ın görüşmelerinden daha önemlisi, orada temel nokta aslında şuna odaklandılar. Ülke yönetimleri, yani ekonomideki devletin ekonomideki payı şu anda kontrolünü kaybetmeye başladığı noktasına odaklandı. Yani buradan şunu söyleyelim. Ekonomilerde tek gösterge, tek belirleyicinin faiz olmaması gerektiğini, kur olmaması gerektiğini, aynı zamanda bir devletin maliye politikası olduğunu, bunun mutlaka borçla, bütçeyle, bütçe açıklarıyla, vergilerle dizayn edilen bir yapı olduğunu, devletlerin de bu ikili yapıyı kullanmak yerine borç almayı tercih ettiklerini, faizleri yükselttiklerini, ekonomilerde de bundan kaynaklanan pek çok sorunun işte bir yerde bir hastalıklı yapı oluşunca bir başka ülkeyi de otomatikman etkilediğini söylemeye başladılar. Bu da ülkelerin geçirgenliği ve ekonomik yapılarının, olumsuzlukların birbirlerine nasıl etkilediğini göstermesi açısından önemli. O yüzden sonuç raporunda da bir 13 sayfa kadar bir sonuç raporu var. Sonuç raporunda özellikle ekonomik büyüme, sürdürülebilir ekonomik büyüme. Yani sürdürülebilir ekonomik büyüme deyince benim aklıma birincisi enerji geliyor. Enerji. Evet. Enerji. Yani enerji, elektrik olmayınca burada her şey bitti. Ne kadar iyi bir düzenimiz, ne kadar yetenekli bir anchorman olarak siz olsanız, ben anlatıyor olsam, teknik masadaki arkadaşımız bile çok yetenekli olmuş olsa enerji olmayınca burada bitti. Enerjimiz var ama başka yere iletmek için oradakilerin enerjisi olmasa yine bir başka bir problem. O yüzden enerji üretimin temel kaynağı, temel aracı. Enerji güvenliği şu anda çok önemli. İşte Akdeniz'deki şu andaki temel karışıklığın ve yükselen ısının nedeni bu. Avrupa'nın kendi başına bir takım çözümler üretmeye çalışmasının arkasında bunlar yatıyor. Amerika'nın bölgede söz sahibi olmaya çalışmasının arkasında bu var. Hatta durup dururken Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta üsler açmasının arkasında bütün bu nedenler yatmakta. Yani bir enerji varlığı, enerji güvenliği önemli bir sorun. Bu konu gündeme geldi. Enerji genelde masada. Bu gündeme geldi. Tabii enerjiyle birlikte ülkelerin sağlıklı büyümeleri, sağlıklı büyümeleri için bu sefer veri güvenliği, bilgisayar sistemleri, işte hackerların yeni pozisyonları, FBI'ın bu konuda bilişim suçları ile ilgili çalışmaları. Türkiye'de Binali Bey o zaman başbakan mıydı? Binali Bey başbakandı galiba. Döneminde. Evet, Binali Bey'in başbakanlığı döneminde bir açıklama yapmıştı. Türkiye'ye 20 bin bilişimci lazım. Yeni bilişimci alacağız, bunları yetiştireceğiz. Ülkenin bilişim altyapısını bunlara bırakacağız demişlerdi. Tabii böyle düşündüğümüz zaman ülkelerin pek çok açıdan şu anda yeniliklere doğru yöneldiklerini biz görüyoruz. Hani biz otomobil ihraç ediyoruz şu anda. İşte 450-500 bin tane otomobil ihraç ediyoruz. Bu sene rakam 100 bin kadar düşecek ama otomobil sektörünün bile etkilendiği yan sektörler arasında işte 30 kadar sektörden söz ediliyor. Birincisi belki elektronik sektörü. Yani oradaki yazılımcılarından tutun, onun donanımını sağlayan, parçasını, yedek parçasını üretenler, bunları birbirlerine monte eden, entegre edenler,
Yani burada çok ciddi bir bilişim altyapısının evet. da oluşmaya başladığını görüyoruz. Peki hocam, yine G20 zirvesinde kalacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir araya gelmesi var, görüşmesi evet, var. Evet, evet. Tabii bu görüşme sonucunda da Erdoğan'ın açıklaması var. Sayın Erdoğan açıklamasında S-400 füzeleri Amerika Birleşik Devletleri için sorun olmaktan çıktı. Bir S-400, 3 Patriot'a denk geliyor. Evet. Ve biz bundan zaten aldık, vazgeçmiyoruz. 10-15 güne kadar da Türkiye'ye geliyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Yani burada ikisinin yapmış olduğu görüşme sonrasında bugün baktığımız zaman Türkiye'de dolanın ateşinin düştüğünü görüyoruz. Tabii. Yani %1,5, %2 arasında bir gerileme görüyoruz. İyimser hava görüyoruz. Bu bağlamda yani G20 zirvesinin gerek dünya ülkelerine ekonomik anlamda, gerek Türkiye ekonomisine yansımaları ne olacak? Evet. G20 zirvesi bizim açımızdan olumlu geçti. Yani Türkiye meramını anlattı. Türkiye açısından olumlu geçti, evet. Faturayı Obama'ya kestiler. Evet. Obama eğer evet. zamanında bunlara izin vermiş olsaydı, hı-hı. Türkiye'nin önünü açsaydı, ihtiyaçlarını karşılasaydı, kongreye müdahale etseydi dediler. Hı-hı. Ve sonuçta bunun arkasından Türkiye'de bugün S-400 gibi bir gündemle karşımıza gelmezdi. Türkiye anlıyorum dedi Trump. Evet. Yani zamanda biz bu desteği veremedik dedi. Sonra Türkiye ticaret olarak ikili ticaretini geliştirme konusunda hevesli ve gayretli olduğu konusunda bir takım bilgiler verdi. İşte biz 20 milyar dolar, 75 milyar dolar seviyelerini hedefliyoruz evet. gibi konuşmalar yapılırken Trump 100 milyar dolara çıkalım ne var bunda dedi. Yani daha fazla artıralım dedi. Yani biz burada şunu söyleyebiliriz. Dünya aslında savaştan uzaklaşacaksa ticaretle uzaklaşacak. Evet. İnsanların işçileri bir başka ülkeye gidecekler. Onların malları öbür ülkede satılacak. Malların transferi, işçilerin transferi, paranın transferi derken ülkeler arasındaki bu gerilimin daha azalacağını, nispeten ortadan kalkacağını düşünüyorum. Şimdi tabii 1970'li, 60-70'li yılların ikili dünya sistemi yok şu anda. Doğu bloku, Batı bloku yok. NATO, Varşova Paktı yok. COMECON, Avrupa Birliği gibi bir yapılaşmalar yok. Şu evet. anda dünya artık birbiriyle entegre olarak bu sistemi sürdürmeye çalışıyor. Ve bunun içerisinden de yeni bir açılımlar biz yakalıyoruz. Tabii ticaret savaşları derken Amerika burada ilk olarak Çin'e karşı ticaret savaşını başlatılırken bir kavram kullandı. Dedi ki bu Çin bizi soyuyormuş ya dedi. Yani kullandığı kavram bu. Bizi soyuyormuş bunlar dedi. Yani soyuyor mu gerçekten Çin? Yani daha fazla mal satarak, daha az mal alarak Amerika'dan o şekilde 300 milyar dolar falan artıya geçerek daha bizim malımızı almıyor dedi. Almayınca bizi soyuyormuş. Biz de onun karşılığı olarak vergi koyuyoruz. Ya bizden mal alacaklar ya da bize mal satarken daha fazla vergi ödeyecekler. Ben de bunu kendi üreticime transfer edeceğim dedi. Yani Trump enteresan adam. Biraz kendisi spontane davranışlar geliştiriyor. Evet yapıyor. Amerikan çiftçinin içinden geliyor bir de. Amerikan çiftçisine de mesaj yolladı bu arada. Yani sizin soyanızı da buraya sattıracağım gibi bir şeyler söyledi. Böyle enteresan. Orada kendi üreticisini koruyan bir yapısı var. Yani dünyada belki ticaret dediğimizde şu anda en çok konuştuğumuz S-400, F-35, işte Patriotlar, şu silahlar, bu silahlar falan konuşuyoruz ama burada silah dediğimiz çok ciddi bir endüstri var, sanayi var. Oldukça yani fazla. Askeri endüstriyel kompleks silah üretiyor. Evet. Bu silahı finansal sektörle kendisine doğru çeviriyor. Silahı yolluyor, finansal sektör yani kendisine Amerikan parasını alıyor. Yani Amerikan ekonomisini daha canlı hale getiriyor. Evet. Burada Amerika'nın kendi harcamaları kadar aynı zamanda şirketlerinin ciddi uluslararası harcamaları var bir. İkincisi Amerika ile birlikte hareket eden İsrail'in, Kanada'nın da ciddi askeri harcamaları var. Aynı zamanda Avustralya'nın bu şekilde harcamaları var. Amerika kendisi üzerinden bunları da bir şekilde koruyor ve pazara yeni üreticiler, yeni firmalar girmesini istemiyor. Evet. Biz S-300, S-400'ü konuşmaya başladığımız zaman bu sefer NATO ülkeleri üzerinden içeriye giriş yapılmış oluyor. İşte Yunanistan'da S-300 vardı, ne olacak? Şimdi biz bunu söylüyoruz. Zaten Milli Savunma Bakanı da Hilmi Güler de doğru mu söyledim?
Milli Savunma Bakanı'nın adı neydi? Hulusi Akar. Hulusi Bey. Evet. Hulusi Akar paşamız NATO üzerinden bu çalışma yaptı. Enerji Bakanı ile karıştırdık. Evet, NATO üzerinden bu çalışmayı sürdürmesinin nedeni de biraz da bu doğru yani. Hani NATO içerisinde bir çalışma grubu oluşturulması, ülkelerin kendi ihtiyatları için, kendi güvenlikleri için bu tür çalışmalarda farklı ülkelerin silah sistemlerini entegre edebilmelerinin önemi üzerinde durarak NATO'yu devreye sokmaya çalıştı. Bu da iyi oldu. Dünya ticareti aslında sadece silaha odaklanmıyor. Silahın çözemediği noktalarda yani askeri endüstriyel kompleksin çözemediği noktalarda bu sefer merkez bankaları başlıyor çalışmaya. Yani çok enstrüman var bu konuda. Çok enstrüman. Evet, evet. Amerikan Merkez Bankası bu hafta faiz artırır mı? Yani düşürür mü? Amerikan onu konuşuyoruz. Konuda, evet. Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası faizleri artıracak mı, düşürecek mi, ne yapacak? Artırır mı, düşürür mü? Mesela konuşuyoruz ama düşünüyoruz yani. Bize Draghi tabii düşürecek mesela. Düşürmesi konusu acaba ekonomik olarak neyi tetikleyecek? Mario Draghi'nin süresi Kasım ayında bitiyor. Kasım ayında bitiyor. Amerika otomatikman teklif yaptı. Dedi ki sen orada işini bitir gel seni alalım. Bir de böyle borsaları da var. Uluslararası niteliği olan insanların kendilerinin uluslararası sektörde iş piyasasında karşılıkları var. Yani iş bulabiliyor var. Yani sektörde evet. Canlı bir şey var. Şimdi yani. Şunu yani söylemek istediğim. Amerika Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Çin. Bunların uygulamış oldukları faiz politikaları da dünyadaki ticareti etkiliyor. Yani baktığımız zaman Amerika Merkez Bankası faizleri düşürme eğiliminde 0.25 düşecek diyorum ben. Belki şimdi olmaz ama eğilimde kesin düşecek. 0.25 çok önemli bir rakam. Türkiye Merkez Bankası da buna bakarak S400'de olumlu bu hafta olmasa da önümüzdeki toplantıda yani evet. Kesinlikle ben bir 50 baz puan bekliyorum. Yani yıl sonu bekliyorsun. Tabii yıl sonu. O zaman faiz düşecekse reel piyasada bir canlanma olacak demek. Piyasalarda canlanma olacak. Yani yıl sonuna kadar. Çok iyimser değil misin? 250 yani. Çok iyimser gördüm ben sizi. Çünkü mesela perşembenin girişi çarşambadan bellidir hesabı. Tamam. Suriye'de bir kaşıntı var. Yani Suriye rejimi duruyor. Devamlı bizim gözlem noktalarımıza roket atıyor. 8 tane. 8 defa olmuş. Yani bunu defalarca yapıyorlar. Libya'da bir sorun vardı, çözüldü, serbest bıraktılar ondan sonra tutuklananları. Devamlı Türkiye'yi bir yerlerden sıkıştırmaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz'de ise farklı bir şey var. Yani bu iyimserlik faizlerin düşmesi bence genel anlamda çevre güvenliğimizle ilgili Türkiye'nin dışta müdahale, dış politikada müdahaleleri de aynı zamanda piyasalarda gelmiyor mu sizce? Evet. Şimdi eskiden şöyle görürdük. Yani ekonomik gerçekler sadece ekonomiyle sınırlıdır diye görürdük. Şimdi öyle görmüyoruz Rıdvan Bey. Milli güvenlik, jeopolitik riskler ekonomiyi çok fazla etkiliyormuş. Artık bunu bu zamanda çok fazlasıyla hem yaşamaya hem görmeye başladık. Suriye konusunda da bizim İran, Rusya ve Türkiye evet. arasında Soçi-Astana zirveleri yaşandı. Bu evet. zirvelerde özellikle İdlib üzerinden biz çok farklı anlaşmalar yaptık. Evet. Burada Rusya'nın ön alacağını ben düşünüyorum. Bu gözlem noktalarının müdahalelerin de bir iki hafta içerisinde yani belki bu son olacaktır. Belki son bir iki tane daha kontrolsüz olabilir ama daha fazla olacağını zannetmiyorum. Peki bundan ne olacak? Ne yapacağız? Yani bunlar Türkiye fiili müdahale yapabilir burada. Ama Türkiye'nin fiili müdahale yapması demek olaya daha fazla içine girmesi demek olacaktır. Bunun yerine ben Rusya üzerinden sorunu çözebileceğini, oradaki o güçlerin devre dışı bırakılacağını düşünüyorum. Çözülecek o zaman. Çözülecek. Yani evet, evet. İyimserlik satın alınmaya başlandı. Dolar işte 5.90'lardan 5.70'lere geldi. Şu anda 5.60'ları konuşuyoruz. Bu seviyeler iyidir dolar için. Yani ılımlı bir seviyedir. Ülkedeki ekonomik aktivite için, ihracatçı için iyidir evet, bu rakamlar. Evet, evet. Çok da fazla düşmesine gerek yok. Yeter ki biz şuna inanalım. Buradan yükselmesin, bu dengeyi korunsun. 5.90'a kadar yıl sonuna gidelim. Hatta 6.10'a kadar yıl sonunda razıyız. Bu seviyelerden kapatalım bu yılı. Çünkü düşük kur olduğu zaman bu sefer ihracatçı da şikayetçi olmaya başlıyor. İthalat bu sefer ucuzladığı için üretim duruyor. Bu başka riskleri de var. Onun için doların bu seviyelerde kalması,
Avrupa Merkez Bankası ile birlikte Fed'in faiz indirimine gitmesi 0.25 puan iyidir. Yıl sonu itibariyle bir 0.25 daha iyidir belki Fed açısından. Benim bak, düşüncem 0.25'te bitirebiliriz diyorum 2019'u Fed açısından. Peki faiz oranlarına ne kadar yansır bu bahsettiğiniz düşüş? Türkiye açısından da işte söylediğim 2,5 puan yansır. Yani 250 bas puan Türkiye'de faiz indirimleri olur. 1'e 10. Yani şöyle söyleyelim, normalde faiz oranı atıyorum bir konut kredisinde 1.45 ise o zaman 1.20'ye düşer. Yaklaşık yani şimdi tam onu hesaplayalım. Yani rakamlar 1.45 mi şu anda? 1.45. Yani 1.10-1.20 arasında konuşmaya başlarız. Yani konuşmaya başladığımız zaman piyasada bir canlılık olmaya başlar. 1.20'yi konuşmaya başlarız. Evet. Çünkü piyasalar çok... Peki Türkiye'de reel piyasaya baktığımız zaman bugün mesela gazeteler benimle sohbet yaptı. Şöyle bir sohbet yaptılar. Dediler ki gezdiğimiz cadde ve sokaklarda devamlı boş iş yerleri görüyoruz. Bunun sebebi çevresel olarak bir üniversiteye yakın olması, üniversitelerin kapanması mı, genel piyasa mı, AVM'ler mi? Yani neden iş yerleri bomboş, boşaltılmış, kiralık veya satılık asılmış? Yani burada ekonomide özellikle daralmayı, yani esnafın ve KOBİ'lerin veya sanayiciyi zor duruma düşüren olay faiz midir yoksa farklı şeyler mi? Yani faizle bağlantı kurmak istiyorum. Şimdi yani bizdeki ticaret anlayışı çayın taşı bayırın kuşu hesabına çok yatkın gidiyor. Yani biz biraz öz sermayeyi kullanarak ticaret yapma konusunda çok bilinçli değiliz. Bir öz sermaye yetersizliği söz konusu. Öz sermaye yetersiz olduğu zaman kalanını krediyle karşılıyoruz. Şöyle bir şey, evet sonuna kadar öz sermayemizi sonuna kadar kullanıyoruz ama o sermaye ile yapabileceğimiz iş büyüklüğünün çok üstünde bir işe kalkışıyoruz. Onu da yönetemiyoruz. Belli bir zaman... Büyük hedef koyuyoruz. Artı çok fazla öz kaynağımız yetersiz olmasına rağmen riske giriyoruz. Borçlanıyoruz. Evet. Bu defa da piyasada iş yapamayınca da yani çakır kazıyoruz anlaşılan. Doğru. Yani bir bunu yaşıyoruz. Bugünlerde aklıma hep bu örnek çok böyle çok ilginç geliyor. Bir tane berber kendisi var. Alacak olduğu bir iş yeri berber dükkanı açmayı planlıyor. Bir kuaför açmayı planlıyor. Buraya diyor 8 tane koltuk koyayım. Ya sen bir kişisin. Oraya ekstradan 7 kişi daha koyacaksın sen. 7 tane daha çalışanın olacak. Böyle bir çalışanla görüşmemişsin. Olur diyor, geleni çalıştırırız. Dumping yaparız. Fiyatları kırarız. Sonra bir süreliğine çalıştırıyorlar. Fiyatlar ucuz olunca ama bu sefer çalışan insanların iş yükü artıyor. Sirkülasyon oluyor ama getirisi düşük oluyor. İşte 8 tane koltuk alacak kadar parası var. Bütün parayı oraya yatırmış. Üstünü borçlanmış. Bu sefer şey dönmüyor. Dükkan dönmüyor istediği şekilde ve sonuçta kriz kaçınılmaz oluyor. Yani çok küçük bir sermayeli evet, yapılan bir işte küçük bile. Küçük bir örnek, evet. Şimdi büyük işlerde de büyük işler ciddi proje ve plan gerektiriyor. Bunun için gerekli altyapı şu anda yönetimini yapmıyoruz. Yani benim için 1 milyon bir sınırdır. 1 milyon lirayı geçen bütün işletmelerin, ciroda 1 milyonu geçen işletmelerin bir finansal uzmanla çalışması gerekir. Yani aylık cirodan bahsediyorsunuz, yıllık mı? Aylık herhalde. Aylık cirosu tabii. 1 milyonu geçen işletmelerin bu şekilde bir finansal danışmanları olması lazım. Çünkü bu olmadığı takdirde zaten o eski sistemle yönetilmiyor. Çünkü mal satın almanın farklı seçenekleri çıkmış. Demirbaş oluşturmanın farklı seçenekleri çıkmış. Evet. Oturulan işletmelerin, ileriye dönük sözleşmelerin, kontratların değişik finansal araçları çıkmış ve tabii hukuki danışman. Biz bunları başımız ağrıyınca aramaya başlıyoruz ama bunları başında düzenlemek, başında danışman haline getirmek gerekiyor. Genelde öyle yapıyorlar. İnsanlar başına ne zaman bir bela gelirse veya bir çıkmaza girerse ya o zaman son noktada gidiyorlar doktora. Yani son noktada gidiyorlar avukata,
çareyi en sonunda artık böyle işin içinden çıkılması hale gelince çözmeye çalışıyorlar. Evet. Bunun aslında önceden bir erken tanısı konması lazım. Önceden sağlıklı fizibiliteler ticarette yapılması fizibilite lazım. Fizibilite dediğimiz konudan biraz uzaktayız. Gelişmiş doğru. ekonomilerde, hocam siz daha iyi biliyorsunuz, ben ahkam kesmeyeceğim ama şöyle bir şey var. Biz aynı zamanda RA Grup Stratejik Araştırma Merkezi'ne bağlı olunca çok akıllı kişiler bize geliyor. Diyor ki ben Mavişehir'de bir market açmak istiyorum. Yani Mavişehir olarak örnek veriyorum. Anladım. Bir market açmak istiyorum. Nasıl bir market açmalıyım? Ne kadar sermaye koymalıyım? Burada yıllık kazancım ne olabilir? Evet. Bana bir sağlıklı bir fizibilite, bir kamu araştırması yapar mısınız diyor. Şimdi efendim sonuçta diyoruz ki biz burada şu kadar kişi yaşıyor. Yaş grubu budur. En fazla tüketilecek ürün şudur. Sen sadece şu 120 ürünü satmalısın. Burada ciro budur, maliyet şudur, senin giderin budur ve artık sen buradan zarar edersin. Süper, bravo. Veya keşke sen böyle olsun. Kar edersin. Adam ona göre yatırımını yapıyor. Ve şu kadar öz kaynakla, şu kadar krediyle girebilirsin. Aylık faiz oranı şudur, kendin budur. Yani bütün bu sağlıklı fizibiliteyi yaptıktan sonra ondan sonra ticarete gir. Ama bize ne oluyor? İşte falanca kişi bir işe girmiş efendim. Yanında böyle tırıl tırıl insanlar çalışıyor. Şaşalı iş yeri. Ben ne iş yapayım? Allah işte burası güzel iş yapıyor. Hadi ben onlu mağmurlar açayım. Hadi bir kafe açayım. Hadi nargile açayım. Hadi şu ürünü ben üreteyim. İnsanlar birbirine bakarak yapmaya çalışıyorlar ama herkesin farklı bir yöntemi var. Tabii. Herkes işletmeci olabilir mi? Herkes aynı yönde bakabilir mi? Bakamaz. Sermayeler de keza öyle. Adam şimdi ne yapıyor biliyor musun hocam? Cebinde para yok ama kredibilitesi var. Bankaya gidiyor, kredi alıyor. İşte çeşitli krediler var biliyorsun. Bunun COSGAP'ı var vesaire vesaire. Bir kredi alıyor adam, atıyorum 100 bin lira. İlk yaptığı daha işlerini açmadan gidiyor arabasının markasını değiştiriyor. Ardından gidiyor, o parayı harcıyor, birkaç misli de borçlanıyor. İş yapamayınca, her şeyini kaybedince diyor ki, lanet olsun hükümete, beni mahvetti, perişan etti. Ya olmayan bir şeyle sen zaten bir şey yapamıyorsun ki. Para evet. senin değil zaten. Yani piyasada evet. böyle örnek koyacak olursak şayet, belki piyasanın %30, %40'ı böyle. Yani, kesinlikle. Yani hepimiz ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Sağlıklı fizibilitelerle hareket etmeliyiz. Evet. Ve araştırma yapmadan, hakikaten geliri gideri, bütçeyi, riski yönetebilecek pozisyonda bilgi sahibi olmadan da girmemeliyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle, doğru söylüyorum. Tabii, tabii. Evet, evet. O fizibilite konularına gireceğiz. Ekonomiler aslında şu anda makro göstergelere biraz odaklanmış vaziyette. İşte faizdir, enflasyondur, büyümedir. Bu rakamlara daha çok odaklanmış durumdayız. Biz geçen hafta da yazmıştık bu konuyu. Türkiye'de ekonomiye biraz yaz nedeniyle güven de geldi nerede aslında. Nerede yazmıştınız? İzmir Haber Merkezi'nde yazdık. İzmir Haber Merkezi'nde yazdık. Evet, İzmir Haber Merkezi'nde yazdık. Ekonomiye biraz güven gelmeye başladı. Güven geldikçe insanlar harcama yapacaklar. Tabii bu arada da G20'de de bu konu nispeten konuşuldu. Şu anda şirketler mi desteklenmeli yoksa devletler mi desteklenmeli? Aslında şirketler mi desteklenmeli? Desteklenmesi gereken konu şirketlerden ziyade satın alma gücünün bravo, desteklenmesi. Bravo. Yani orta gelir gruplarının, harcama yapacak olan grupların gelirinin artırılması şirketlerin desteklenmesi anlamına geliyor. Şirketler tabii buradan daha fazla üretim ve gelir elde edince bu sefer daha fazla vergi ödüyorlar. Ödedikleri daha fazla vergi de devletlerin ekonomi dengelerini düzene getirmiş oluyor. Hocam şimdi İzmir Haber Merkezi'nden bakıyorum. Manşette 10. sıradaki haber diyor ki Türkiye'nin S-400 alımını destekliyoruz diyor. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu söylüyor. Güzel. Hatırlıyorum ben bundan 2-3 ay önce Türkiye'nin başka öncelikleri olduğunu, S-400'de ne işi var diyordu Karamollaoğlu. Şimdi birden niye döndü onu anlamadım şimdi. Amerika olumlu görüş verdi ya. Öyle mi? Ondan anlamadım. Geldi. Şu anda rüzgara karşı gitmeyelim dediler. Evet, peki gelelim hocam. Önemli bir konu bizim için. Doğu Akdeniz'de son bir gelişim değişim. Siz biraz evvel Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta üsler açtığından bahsettiniz. Evet, evet. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da G20 zirvesinde Macron'la yüz yüze gelince aynen şunu söyledi. Çünkü sabah haberlerde okuduk. Biz garantörüz, Yunanistan tabii. garantör, İngiltere garantör. Sizin garantör. Ne işiniz var evet, dedi. Dedi. Bunu artık esprili mi söyledi, resmi mi söyledi evet. onu kendi aralarında sır. Ama dediğini söyledi. Şimdi doğruya doğru. Şimdi ama eğer o ülkeler davet ediyorsa ve artı üst kurun diyorsa bu ülkeler gidebiliyor.
Ama petrol şirketlerini davet etmek ticari mantıkta baktığımız zaman bir risk teşkil ediyor Türkiye için, Kuzey Kıbrıs Rum kesimi için. Doğu Akdeniz'de 200'den fazla gemi, arama tarama gemisi petrol ve enerjiyle ilgili, doğalgazla ilgili. Orada büyük bir tehlike yok mu? Yani orası stabil hale gelecek mi? Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs baktığımız zaman bir Kıbrıs olarak çıkarılacak enerjide ortak payları kullanabilecekler mi? Yoksa orada bir Türkiye yeni bir çıkmaza doğru mu gidiyor? Evet. Türkiye burada çıkmaza doğru gitmiyor. Bence haklarını uluslararası arenada ciddi bir şekilde savunuyor ve kendi meramını anlatabiliyor. Bu iyi bir şey. Şu anda Türkiye hukuka uygun davranıyor. Evet. Hatırlarsınız Annan planı vardı. Evet, Rauf Denktaş döneminde. Evet. Orada Kuzey Kıbrıs'ta oylamalar yapılmıştı. Uh-huh. Oylamalardan sonra işte Türkiye bu oylamalardaki Annan planı desteklediği halde Türkiye istediği olmadı. Güney Kıbrıs'ı ödüllendirir gibi hayır diyen Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne almışlardı. Evet. Şimdi geçenlerde bir şey gördüm. Eski haberleri tararken bir şey var. İzmir eski AK Parti milletvekili Hüseyin Bey, soyadını hatırlayın. Hüseyin Kocabıyık. Kocabıyık, evet. Evet. Gazeteciydi. Evet, evet, Hüseyin Kocabıyık, evet. Şimdi Hüseyin Bey 2003 yılında bir haber yapmış. Evet. Onun haberine rastladım. Hatta Yeni Asır temsilciliğini yaptı burada daha evet, önce. Evet, Yeni Asır'da ve Sabah'ta ikisinde de yayınlanmış haber. Hı-hı. Ne haber yaptı? Yapmış olduğu haber bu Doğu Akdeniz'deki petrol yataklarının raporlarına bir şekilde ulaşmış. Avrupa Birliği kaynaklarından. Bunları hem ilgililere, Avrupa Birliği ile ilgilenen kişilere ulaştırmış. Hem de kendisi bunun haberini yapmış 2003 yılında. O zaman o haberde diyor ki Hüseyin Bey, ben diyor bunu ilgililere ulaştırdım 2003 yılı için ve onların da bu petrol konusuyla, enerji konusuyla ilgilenmesini özellikle onlara söyledim ve onlar da bunun karşılığı olarak ilgilenmeye başladılar. Uzmanlarını bu konuya çağırdılar ve son olarak da Avrupa Birliği bu konuda yanlış yaptığını, Türkiye'nin bu konudaki tezlerine ve haklarına gözetmediğini o zaman söylediğini anlatmış. Kendi diliyle de o 2003 yılında ve 2011 yılında ayrıca bunları haberleştirerek konunun önemini vurgulamış oldu. Şimdi tabii biz üzerinden 9 sene 10 sene geçtikten sonra yeniden aynı konu gündeme gelince acaba diyoruz ki geçmişte benzeri bir şey var mıydı? Geçmişte bu tür tartışmalar olmuş muydu? Bunları araştırırken bunlara da ulaştık. Tabii en azından hükümette yer alan bir milletvekilimizin bu konuda bilgisinin olması, bunları zamanında gazetedeki köşesinde yazması, ilgilileri bu konuda bilgilendirmesi beni gayet memnun etti. Ve sonuçta ben bu konuyu da sizlerle paylaşmak istedim. Hocam şimdi elimde bir kitap var. Petrol Fırtınası diye Raif Karadağ'ın okudunuz mu? Evet. Okudunuz mu? Yıllar önce kaç kez baskı oldu. Petrol Fırtınası. Evet, bu kitaptan yok piyasada. Yazarı da zaten yok. Evet evet. Yok, bu zaten çok yıllar önce yazılan bir kitap. Şöyle baktığımız zaman 5. baskı olmuş ve yaklaşık bir 25-30 yıl önce basılan bir kitap efendim. Şöyle baktığımız zaman bu kitapta aslında bugün tartışın 1969 yılında basılan bir kitap efendim bu. 69 yılında 70 kaç yıl olmuş hocam? Tam 50 yıl mı olmuş 69 olunca? 69, tam 50 yıl önce Petrol Fırtınası Raif Karadağ diye bu kitap basılmış. Aslında bugünü anlatıyor. Yani petrol savaşlarını anlatıyor. Ve ismi de Petrol Fırtınası hocam. Şu kitaba baktığımız evet. zaman bugünkü evet. bizim bu konuştuğumuz şeyler var ya evet. hepsi var orada aslında. Yani bugün o zamandan belliydi gelinen durum. Şimdi bu petrol şeyi enerjiyle ilgili olan bölümde bu mücadele bitmeyecek gördüğüm kadarıyla. Yani Türkiye'ye o şekilde veya bu şekilde müdahalelerle. Şimdi ben şöyle diyorum her zaman ekranda da söylüyorum. Ya şimdi Irak sınırını biliyoruz. Hı hı. 910 kilometre Suriye sınırını biliyoruz. 1000 kilometreden fazla bir orada bir şey var güney hattımızda. Evet. Şimdi sınırın diğer tarafında bol petrol var da bizim Türkiye'de petrol yok mu? Peki Türkiye sınırlarında bizim petrol niye aramıyoruz? Ben bunu bir türlü anlamadım. Evet. Sanki Cenab-ı Allah böyle petrolü verirken o tarafa petrol verdi, buraya bir beton... Ne alakası var? Öyle şey olur mu ya? Sınır çizdi. Yani bir tarafta hiçbir şey yok. Yani hakikaten ne? Şimdi sınırda bakıyoruz. Bu tarafta gani böyle 1000 kilometre sınırdan sonra petrol var. Evet. Bizim bu tarafta niye yok? Yani
Var mutlaka, yok diye bir şey yoktur. Mutlaka vardır ama niye aramıyoruz kendi topraklarımızda? Bir de o var. Evet. Acaba topraklarımızda var olduğunu bilen, bundan 100 yıl önce gelip de o Batman vesaire yerlerde petrol yok deyip de betonu çakıp giden petrol şirketleri daha sonra nasıl olsa biz işte hedefimiz var. İşte Suriye, Irak, İran, Türkiye, daha sonra girelim Türkiye'de bu enerjiyi sonra alalım diye mi düşündüler acaba? Evet. Çünkü şu anda baktığımız zaman Türkiye'ye ciddi bir saldırı var. Oradan, buradan, şuradan devamlı saldırı var. Doğu Akdeniz'e bakıyoruz. Akdeniz'i bitirmek istiyorlar. Tabii. İran'la olan konuma bakıyoruz. Türkiye'de olan 15 Temmuz hain darbe girişimi 15 gün sonra 3. yılını bitirecek. Evet. Vesaire. Şöyle baktığımız zaman ciddi sıkıntılar var. Yani neden aramıyoruz? Rıdvan Bey, bunlar biliniyor bence. Bunu siyasetçilere soralım. Bunlar biliniyor. Evet. Raif Karadağ'da otelde ölü bulunmuştu. Evet, bravo işte. Aynen öyle. Aynen yani öyle. Bu kitabı evet. yazan kişi evet. Otelde ölü öldürdüler. Bulundu. Evet. Öldürdüler. Evet. Şimdi yanılmıyorsam bu petrolle ilgili olarak Daniel Yergin'in de bir kitabı var. İş Bankası yayınlarında çıktı. Evet. O da çok önemli kitaplardan bir tanesi. Şimdi Musul-Kerkük konusu Misak-ı Milli'ye dahil olan bir konudur biliyorsunuz. Evet, tabii ki. Misak-ı Milli'de vardır Musul-Kerkük. Musul-Kerkük, Lozan Barış Anlaşması'nda İngiltere bizi bir şekilde bunu sonra konuşuruz, aramızda hallederiz diyerek Lozan'dan çıkarttı ama sonra hiç görüşmeden bunu Irak'ın sınırları içerisine aldı ve oradan da bize bir petrol payı, galiba bir %5 mi, binde 5, tam rakamını hatırlayamıyorum ama 5'li bir rakam, bir petrol payı verildiğini, bu rakamın 1950'li yıllara kadar bize verildikten sonra bir daha verilmediğini, orada bir düzenleme yapılmış hükümetle Irak hükümeti evet. arasında. Misak-ı Milli'nin üzerinden 100 sene geçiyor ve 100 sene geçtikten sonra yeni bir petrol olayıyla Türkiye Doğu Akdeniz petrolleriyle karşılaşmış oluyor. Şark petrolleri yazıyor mesela. Evet. O daha ortaya evet. çıkmış değil. Evet. Yani bu petrol konusunda Türkiye yeniden aynı İngilizlerin Lozan'da bizi devre dışı bıraktıkları gibi yine oyun dışı bırakmak istiyorlar. Aynen öyle yapıyorlar. Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden bunu yapmak istiyorlar. Ve Suriye. Evet. Şimdi burada Güney Kıbrıs'taki konu biraz şöyle. Güney Kıbrıs adanın tam yetkili temsilcisi olarak bunu yapmak istediğini söylüyor. Nereden almış yetkili? Kıbrıs adına bir fon oluşturacağız. Kuzey Kıbrıs adına. Parayı onların hakkını oraya yatıracağız. Ne zaman ki bizde anlaşmaya vardılar o parayı oradan kullanacaklar şeklinde. Eyvallah, evet. Bir sonuca varılmış. Yani bu konular çok konuşulası konular. Çok uzun gündem alan konular. Önümüzdeki günlerde bunu gündemleyelim derim. Evet, hocam şimdi isterseniz 43 dakika oldu. Size son olarak sorum. Piyasalara baktığımız zaman yaz ayı rehavetiyle bomboş sokaklar. Şöyle, siz bir ekonomi profesörü olarak çok güzel analizleriniz, öngörüleriniz var. Yani sizde yapmış olduğum program süresi içerisinde yani iki şirket sahibi olan birisi olarak ki son bir yılda genel piyasa ki inşaat gayrimenkul sektöründeyiz. Kötü zamanlar evet, geçirdik. Piyasaların rahatlayacak olması işte bas puanların Merkez Bankası'nda gerek Fed'in, Amerika ve Türkiye'nin evet, evet. merkez bankalarının düşürme olayı demek piyasalara bir can suyu, faiz oranlarının düşecek anlamı taşıyor. Güzel haber verdiniz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bu birkaç ay içerisinde Eylül ayına kadar ki piyasada bir hareketlilik olacak tatil sonrasında okulların açılmasıyla evet. birlikte. Yani daha iyi bir yönetilebilir bir iç politika, dış politika, cari açıklarla falan yani bir Türkiye öngörüsü ortaya koyabiliyor musunuz? Rıdvan Bey, şimdi cari açık deyince cari açığın finansman. Derdimiz bu yani. İşte yıllık Türkiye'nin 60-70 milyar bir dolar bir cari açığı oluyordu. Şimdi bu döviz yükselmesi nedeniyle Türkiye ihracatını bir miktar artırarak, ithalat düşerek yıl sonundaki cari açığımız bizim 20'li rakamlara düştü. Evet. Yani bu sene yine 27 falan konuşuluyor ama 20 ile 24 yıllık arasında evet yıllık. 20 evet. ile 24 arası yani, yıl. Yani şöyle ayda 1,5-2 arası bir Şimdi ortalama. 4 aylık Nisan ayı açıklandı. İşte tabii. bunlar birer ay gecikmeyle bu gecikmeler de var. Biz Nisan'a kadar 4 ay dahil 3 milyar 300 milyon açık verdik. Yani Nisan'a ortalama, kadar. Ortalama geçen senelerde yani. Nisan ayında 5 milyar 6 milyar çok açık veriyorduk rakamlar, biz. Evet. Aylık verdiğimiz açığın yarısını
Şu anda bu dönemde verdi. Evet. Ha şimdi bu iyi haber. Yani bunun için bizim ekstradan bir finansmana ihtiyacımız yok. Çok güzel. Şöyle de olabilirdi. Biz 6 aydır, 4 aydır, 5 aydır aylık 5 milyar, 6 milyar açık vererek 30 milyar ihtiyacımız olabilirdi. Doğru. Ama bugün doğru. 3 milyar açığımız var. Bu bir kere bizim artımız. Yani en azından böyle bir açık yok. 2. Türkiye şu anda yaz sezonu başladı. Tatil hareketleri tatil başladı. Hareketi var. Tarladan kalkacak sebzeler, meyveler var. Tarımda üretici ürününü pazara getirmeye, onlar gelir elde etmeye başladı. İnsanlar tatil, yani borç alsa bile tatile gitme motivasyonu var. Gidecek, gelecek. Yerelde kullanıyor parayı sonuçta. Olumlu bir gelişme. Evet. Aynı zamanda beklediğimiz 45 milyon civarı bir turist var. 40 ile 45 milyon. 50 milyon diyorum ben ama. 50'yi hedefliyoruz ama. 50'yi hedefliyoruz da. İnşallah. Yani bu 50 hedefi 2023 hedefi ama biz bu sene 45'i zorlarız. Önümüzdeki sene 50 milyonu alırız diyorum ben. Evet. 2020'de 3 sene önce bunu gerçekleştirmiş oluruz. 50 milyon turist ortalama 600 ile 800 arası. 627 dolar 830 dolar arasında bir rakam. Harcadıkları bir turistin. Bu rakam 800 milyardan harcattığımızda 40 milyar para yapıyor Doğan Bey. 40 milyar dolar. Evet. Bunların hepsi bizim bu cari açık konusunda finansman sağladığımız önemli kalemlerden bir tanesi. Biz eğer bacasız sanayi olarak turizmi canlı tutabilirsek, 50 milyon kişiyi güvenle misafir edebilirsek, ağırlayabilirsek, ülkedeki ekonomik aktiviteler de ona göre gelişir. Yani biz Türkiye olarak 6 ile 800 dolar arasında insanları harcatmak yerine 1000 dolar, 1200 dolar Avrupa ülkeleri daha gibi, yüksek Fransa gibi, Almanya, İspanya, Portekiz gibi 1500 dolar para harcatıyorlar. Biz bunları başarabilirsek, Türkiye konsepti gereği biraz ultra her şeyi dahil otel modelini kullanıyor. İnsanları otelin dışına da çıkaran, dışındaki etkinliklere mesela otele gelen turistleri dışarıdaki etkinliklere götürelim. Benim Antalya ile ilgili şöyle bir hayalim vardı. Mesela Mart ayında Ruslar ve Almanlar Antalya'ya geliyor. Hava ısınmaya başlıyor evet, diye. Evet. Mart ayında Isparta Antalya'nın 100 kilometre kuzeyinde. 100 kilometre sonra dağda kayak var. Evet. Bravo. İnsanlara öğleden önce kayak yaptırın. Öğleden evet. sonra Antalya'da denize girsinler. İkisi bir arada yaptırın. Yani Isparta Eğirdir'de Camiliye'yle de mi yaptıracağız? İşte o Davraz askeri, evet. kayak tesisleri var orada. Hem bir otel var, özel idarenin yerleri evet, var, evet. üniversitenin yeri var. Biz yani orada, evet. tesisler var. Şimdi bunlar birlikte değerlendirilebilir. Zaten kültürel tarihi mirası onları söylemiyoruz. Antalya'daki Side, Perge, Patara plajı yani onlar başka şey vardı. Çok güzel. Olimpos tatil köyü evet, evet. var. Yani oralarda çok güzel imkanlar var. Bu imkanları var. Insanlara evet, evet, evet. ayırdığımız zaman evet. bu imkanları da yönlendirdiğimizde. Hatta Türkiye'ye biraz da turizmi yaymak evet. gerekir. Yani. Yani o bir de Antalya, sağlık turizmi de desteklemek lazım. Sadece Antalya değil, Antalya-Alanya arasında evet, evet, evet. bir şey. Şimdi Türkiye'de turisti biz konuşuyoruz. Mesela Türkiye'nin ihracatının kilogram bedeli 1,5 dolar. Kilogram başına biz 1,5 dolarlık bir şey yapıyoruz. Mobilya sattığımız zaman 20-25 dolara geliyor kilosu. Mobilya evet. sattığımız evet. zaman ahşap, ağaç evet, düşünün, evet, evet, evet. kumaş düşünün, sünger düşünün. Hiçbir şey yok yani. Mamül tabii, evet. Olmayacak şey değil yani. Hepsini yapabiliriz. Demek ki biz ne kadar düşük katma değeri düşük üretim yapıyoruz. Bunu görmek açısından söylüyorum. Taşı çıkarıyoruz, mermeri çıkarıyoruz, blok olarak gönderiyoruz. Doğru değil. Bence üretip mamül olarak. Üretebilelim yani. Tamam onu da satalım. Onu bize genelde mamül olarak geliyor. Mamül olarak geliyor. Hı. Yani burada hem ihracatın katma değerinin yükselmesi hem turizmin değerinin yükselmesi Türkiye için ayrı bir değer oluşturacaktır. Türkiye şu anda hak ettiği değerinin çok altında. O yüzden Türkiye'yi G20'de de öyle gördüler. Büyük bir pazarın temsilcisi. Evet, yani o yüzden Türkiye. Trump'ın sağında aile fotoğrafı verirken sağına Sayın Erdoğan geçiyor. Soluna Suudi Arabistan prensini alıyorlar. Onunla resim veriyorlar. Yani bu aranızdaki soğuklukları, kırgınlıkları giderim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da Kaşıkçı olayını çözün diyor yani. Evet, aynı öyle söyledi. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Değerli izleyiciler, politik gündemin sonuna geldik. Az sonra akşam ana haber bülteninde karşınızda olacağım. Birçok haber var konuşacağımız, tartışacağımız, izleyeceğimiz. Ve sizlerin de stüdyoda konuk olacağı akşam ana haber bülteninde 1 Temmuz
günlerden pazartesi birlikte olacağız. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.